yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Merhabalar herkese, ben Beyza Nur Turgut. İstanbul Aral Üniversitesi'nde Moleküler Biyoloji ve Genetik 2. sınıf öğrencisiyim. 2019-27 Haziran'da Ukrayna'nın Ternopil denen bir küçük bir şehrinde gittiğim Global Volunteer tecrübesini anlatmak istiyorum aslında bugün sizlere. Aslında projeye eşlenme tarihim çok daha eskiye dayanıyor. Geçen yıl 2018 döneminin Ekim ayında eşlenmiştim ben bu projeye. Aslında Isaac'i daha önce hiç duymamıştım. Isaac'le daha önce Mısır'a giden bir arkadaşım vardı, Mısır'ın Kahire şehrine. Orada bir tane çevreyle ilgili bir projeye katılmış ve sonrasında işte Türkiye'ye döndükten sonra buluşma ayarlamıştık. O gün böyle oturup konuşmaya başladık işte. Ne yaptın, nasıl gidiyor vesaire derken işte Mısır'daki tecrübesinden bahsetti. Çok güzel olduğunu, işte Isaac'ların her hafta bir gezi ayarladığını, projesinin çok verimli geçtiğini, İngilizcesinin mükemmel geliştiğinden, bunların hepsinden bahsediyordu. Sonrasında ben de bu Isaac ne diyerek aslında araştırmaya başladım. Çünkü hep böyle yurt dışında bulunma isteğim vardı. Gerek proje olsun, gerek gezme amaçlı. Sonrasında Isaac şeklinde Isaac'i Google'da arattım ve aslında onun Isaac olduğunu öğrendim. Sonrasında işte projeleri böyle bakmaya başladım Isaac Org'dan. Kendime birkaç tane proje buldum. Böyle hep böyle aslında vardır ya böyle üniversite öğrencilerin Avrupa'ya gidip böyle gezme hayalleri. Benim de öyle Avrupa ülkelerine gitme hayallerim vardı açıkçası. Birçok ülkeye eledim. Sonrasında Ukrayna ve Rusya arasında kalmıştım. Random bir şekilde Ukrayna'ya gitmeye karar verdim. Şubelerden de Ternopil'i seçmemin özel bir sebebi yok aslında. Biraz daha küçük bir yere gidip daha büyük bir etki yapmayı hedeflemiştim. Yani birçok insan aslında Ukrayna'nın büyük şehirlerine, başkente özellikle başvuruyor zaten ama gidilmesi gereken diğer şehirler olduğunu düşünüyordum. Bu şekilde aslında başvurdum, kabul aldım. Başvurup kabul alma sürecim zaten bir iki günü almıştı. Sonrasında işte bunları yaparken ailemin bile haberi yoktu aslında. Ben dedim ki ben başvurdum, kabul aldım tabii ki de ve gidiyorum. Haziran ayında gidiyorum dedim. Tabii ki de vize süreci yok. İşte çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Haziran ayına kadar beni birkaç kere aradılar böyle gitmeden. Böyle hani expectation setting yapmak amacıyla. Ve projeye başlamadan önce bana şunu söylediler. Projeye geldiğinde haftada 3 gün çalışacaksın. Hafta sonları çalışmayacaksın. Hafta sonları çeşitli aktivitelere katılabilirsin. Bu beni birazcık üzmüştü açıkçası. Çünkü ben zaten bir yazımı çok boş geçirmiştim. Kendimi böyle yazımı, işte zamanımı değerlendirmeye çalışıyordum. Ve şunu söyledim. Dedim ki 3 gün kesinlikle çok az. Ben buradan kalkacağım. Başka bir ülkeye sosyal sorumluluk projesi için gideceğim. Bu benim için yeterli değil. Sonrasında bu kişiler sırf benim böyle bir şey söylediğim için gidip bir tane yazılım şirketiyle anlaşmışlardı. Startup Soft denen bir yazılım şirketinde haftada 2 gün salı ve perşembe günleri olmak üzere böyle speaking club'ları vermem gerekiyordu. Böylelikle haftamın 5 günü doluyor olacaktı ve ben de verimli bir proje geçirmiş olacaktım. Sonrasında bu beni çok sevindirdi işte. Zaten projeye gitmeme son birkaç hafta kalmıştı. Bavulumu topladım, gereken evrakları topladım, işte davet mektubu gönderildi vesaire. Aslında hiç farkında değildim. Yani havaalanından önce bile farkında değildim gerçekten yurt dışında bir sosyal sorumluluk projesine gittiğimin. Her şey böyle evet ben Ukrayna'ya gidiyorum biliyor musun işte gibi böyle geçiyordu. Havaalanında bunu gerçekten hissettim. Babama hani güle güle derken gerçekten Ukrayna'ya gidiyordum artık. Benim yolculuğum da biraz maceralı geçti aslında. Yani Ukrayna şuradan bir saatlik şey aslında ama ben 18 saatte Ukrayna'ya gittim. Çünkü daha ucuz olduğunu düşündüğüm için aktarmalı bir uçak bileti almıştım. Ne yazık ki hüsrana uğradım. 18 saat böyle ama gerçekten de şeydi, eğlenceliydi. Gerek yoruldum ama o aralarda çıkıp mesela Kiev'de aktarma yapmıştım. Lviv'e gitmem gerekiyordu. Lviv'den Ternopil'e geçmem gerekiyordu. Ternopil'de ne yazık ki havaalanı yoktu. Ama Kiev'de beklerken mesela çıkıp havaalanında birçok yeri gezmiştim mesela. Lviv'de de aynı şekilde trenimi beklerken birçok yeri gezmiştim. Bu açıdan aktarmalı uçuşlar güzel oluyor diyebilirim. Sonuç olarak Ternopil'e geldim. Gelmeden önce aslında ufak bir şey anlatmak istiyorum. Lviv'e indik, uçaktan indik, trene bineceğim. Nasıl gideceğim? Çünkü biletimdeki her şey Ukraynacaydı ve ben tabii ki de Ukraynca anlamıyorum. Bana yardım edecek kimse yok. Beni Isaac'lar zaten işte tren istasyonundan alacaklar tabii doğal olarak. O sıra ben artık Kiril alfabesine bakıyorum böyle birkaç Ukraynaca öğreneyim sonrasında bakayım diye. O arada ben kayboldum orada. Gece saat 12 falan. Sonrasında iki kişiyle tanıştım. Onlar da aynı şekilde biraz kaybolmuşlardı. Ukrayna'nın Ternopil ilinde yaşayan iki tane öğrenci aslında bunlar. Birisi Ekvadorlu, birisi Mısırlı. Sonrasında buraya tekrar geleceğim. Nasıl bu insanlarla bağ kurduğumdan. Aslında biraz şimdi projeye geldim. Şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında ilk gün çok geç geldim Ukrayna'ya. Sonra ertesi gün projedeki herkesi böyle Isaac'lar topladım.
yapıldı. Böyle bir tanışma toplantısı yapıldı. Sonraki gün böyle hazırlık semineri verilmişti bize. 2 gün süren verimli bir seminerdi. Böyle Isaac ne yapıyor aslında? Hani neden biz böyle sosyal sorumluluk projelerine ihtiyaç duyuyoruz? Onun haricinde projede neler yapacağız? Ukrayna nasıl bir yerdir? Ve işte Ukrayna'ya dair stereotipler nelerdir? Ve bizim aslında bu projedeki rolümüz ne olacak? Bu şekilde geçmişti aslında. Sonrasında o kutsal gün geldi çattı. Pazartesi günü ilk iş günümüzdü. Başladık bugüne. Aslında bir günüm nasıl geçiyor bundan bahsetmek istiyorum. Sabah saat 10'da başladı bizim derslerimiz. Ben bir Ternopil Economical University denen Ternopil Ekonomi Üniversitesi'nde lise öğrencilerine dersler veriyordum. Projemiz zaten SDG 4 ile alakalıydı. Yani nitelikli eğitim üzerine aslında bir projemiz vardı. Buradaki amaç lise öğrencilerine hitap etmekti. Yani hem kültürel paylaşımlar yapmak hem de aslında böyle o kişilere sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda İngilizce öğretmek. Bu şekilde söyleyebilirim. Her derse herhangi bir SDG koyuyorduk. İşte SDG 1, SDG 2 bu şekilde dersleri anlatıyorduk. Sadece amacımız aslında SDG'leri vermek değildi. SDG'lerle birlikte gerçekten yaşamdan kesitler alarak işte aslında biz dünyayı geliştirmek için neler yapmalıyız bunları anlatıyorduk. Mesela bir dersimin konusunu hatırlıyorum. SDG 10 ile alakalıydı. Böyle eşitsizliklerle ilgili olan bir SDG'ydi. Burada mesela şeye değinmiştim ben. Stephen Hawking'den bahsediyordum mesela. Hani sadece böyle SDG'leri anlattığınızda çünkü öğrencilerin gerçekten şeyler daha fazla anlamaları için böyle bir şey düşünmüştük. Projemin genel akışı bu şekilde ilerliyordu. Haftada 3 gün lise öğrencilerine Ternopil Üniversitesi'nde dersler veriyordum. Kalan 2 günde Startup Soft denen bir yazılım şirketinde aslında speaking club'lar veriyorduk. Derslerimiz saat sabah 10'da başlayıp 3.30'da bitiyordu. 3.30'dan sonra aslında boş oluyorduk. Diğer projedeki arkadaşlarımızla vakit geçiriyorduk. Zaten benim projemde, sadece benim projemde değil, o yaz yani bu yaz toplamda 90 tane değişim katılımcısı vardı. Yani bu demek oluyor ki birçok farklı insan tanıdım aslında ve bu insanların hepsi benim ailem oldu. Benim projemde İspanyol vardı, Portekiz vardı, Çinli arkadaşlarımız gerçekten çok vardı. Türk arkadaşlarımız da vardı, Mısırlı, Tunuslu. Yani aslında Fransa'dan, Kanada'dan birçok yerden insan vardı ve ben aslında şunu hissediyordum artık, evet ben hani dünyanın neresine gidersem gideyim o insanlar beni evlerinde ağırlayabilirler. Yani dünyanın her yerinde aslında benim evim oldu aslında bu projeden sonra. Dediğim gibi projeden sonra böyle arkadaşlarımızla vakit geçiriyorduk. Benim çok fazla aslında vaktim kalmıyordu. Sebebi şuydu, ben hep böyle daha çok öğreteyim, öğrencilerim daha çok şey öğrensin, ben kendimi daha çok geliştireyim. Bir yandan da amacım hani İngilizcemi de geliştirmekti profesyonel anlamda. O yüzden her gün böyle farklı farklı sunum yapmam gerekiyordu. Oturup işte SDG'lerle ilgili derin araştırmalar yapmam, işte İngilizce gramer açısından da onlara bir şeyler katmam gerekiyordu. Dolayısıyla aslında çok da zamanım kalmıyordu. Bir de bizim projemizde Language School'du benim projemin adı. Partner olarak çalışıyorlardı. Mesela işte bir Mısırlı öğrenciyle bir Faslı öğrenci, işte bir Kanadalıyla bir işte Türk öğrenci böyle partner partner dersleri anlatıyorlardı. Ama benim partnerim yoktu. Çünkü partnerim vizesini alamadığı için projeye gelememişti. Dolayısıyla benim aslında birazcık daha fazla çaba sarf etmem gerekiyordu öğrencilerim için. İlk başlarda aslında bu beni tedirgin ediyordu. Hani kendimi biraz yalnız hissediyordum. Partnerim de yoktu. İşte onlar projeyi bitirdikten sonra gidip partnerleriyle işte geziyorlardı vesaire. Ama sonra projenin sonunda 6 hafta sonunda bir baktım ki yani en aktif kişisi haline gelmişim projenin. Herkes arkamdan ağlıyor vesaire. Böyle geçmişti aslında. Projemiz genellikle bu şekilde devam ediyordu diyebilirim. Startup Soft denen yazılım şirketinde de tam olarak belirlenen, önceden şirketin belirlediği konular hakkında sunumlar yapıyorduk. Burada amaç biraz daha işte kelime öğretmek o kişilere. Onun haricinde kendi yaşamımızda kesitler vererek onları biraz daha konuşmalar için pushlamaktı. Biraz daha aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerden işte sadece çalışmadık tabii ki bu projede. Hafta sonları zaten boştuk. Hafta içi boşluklarımızın haricinde. Şeyden bahsetmiştim. Tren istasyonunda 2 tane arkadaşla tanıştığımdan birisi Mısırlı, birisi Ekvadorlu. Aslında bunlar gerçekten şaşırtıcı şeyler. Dünyanın öbür ucu yani Ekvador'dan gelen bir kişinin evinde kaldım. Peki bu nasıl oldu? Tren istasyonunda dediğim gibi tanıştım. Bu kişiler bana yardımcı oldular. 2 saat boyunca birlikte trendeydik. Trenden indikten sonra ben tabii trenden inmem saat 1.30-2'yi bulmuştu. Dolayısıyla hani internetim falan da çekmiyordu. Bayağı problem olmuştu o zaman. Isaac'larla iletişim kuramamıştım. Yani mesajlarımı göremiyorlardı. Atamıyordum daha doğrusu. Bu kişiler bana şey dediler işte. Gelmez misin? İşte bizim evimizde kal. İşte kimse gelmediyse yalnız kalma vesaire. Orada aslında 2 seçeneğim vardı. Ya bu insanlara güvenecektim ya güvenmeyecektim. Her şekilde aslında zor bir deneyim oldu benim için. Tam o sırada Isaac'ları gördüm. İşte beni böyle aldılar. Konaklayacağım yere kadar götürdüler. Böyle olmuştu. Sonrasında bu kişilerle iletişim çok fazla kuramadım. 2 hafta sonra bu arkadaşım işte bana tekrardan mesaj attı böyle Instagram'da. Mesajını da 3 gün sonra görmüştüm. Beyza seninle tanışmak istiyorum. Daha fazla konuşmak istiyorum. Çünkü hayatımda ilk defa bir Türk insan gördüm ve işte çok enerjik buldum. Seni sadece 2 saat gördüm ama. Diyerekten beni aslında bir kafeye tanışmaya davet etti. Sonra ben
bu kafeye gittim, arkadaşımla görüştüm vesaire. Sonrasında hani kız beni tuttu böyle, bırakmıyor, seninle daha çok konuşayım işte, bana Türkçe öğret, neden buraya geldin işte, neden bu projedesin gibi. Çünkü kendisi daha önce hiç böyle bir deneyim yaşamamış. Sonrasında işte beni evine davet etti. Evine bir girdim. Evinde gerçekten çok farklı şeyler. Yani bir kere kendisini Ekvadorlu oluşundan mıdır bilmiyorum, İspanyolca şarkılar hiç susmuyordu zaten. O kızın evinde kaldığım süre boyunca sabah İspanyolca şarkılarla kalkıyorduk, akşam İspanyolca şarkılarla uyuyorduk, öyle söyleyebilirim. Böyle beni dedi ki işte hadi gel burada yemek yiyelim, çay kahve içelim vesaire. O gün de benim işte projemle ilgili bir durum vardı. Okula gitmem lazımdı. Bir aktivite vardı. Çok fazla kalamamıştım ama evinde böyle Hindistanlı bir arkadaş vardı. Portekizli vardı. İspanyol vardı. Mısırlı bir arkadaş vardı. Evde böyle aslında 5 farklı ülkeden kalıyorlardı ve bana şunu söyledi. Bu insanlar zaten kendi ülkelerine gittiler. Sen neden işte bizim evimizde kalmıyorsun? Bak işte ben de yalnızım. Çok güzel olmaz mı? Yani şimdi aslında biraz tedirgin oluyorsunuz. Çünkü zaten Isaac bizim için bir konaklama ayarlamıştı. Ben o zaman bir hostelde kalıyordum. Hani gayet de şey bir hosteldi. Normal bir hosteldi. Şunu diyorsunuz kendinize, ya bana ayarlanmış güvenebileceğim bir yer var. Ben kalkıp şimdi Ekvadorlu bu kızın evinde kalmalı mıyım, kalmamalı mıyım? Ama ben işte ne derler ona, risk mi almak denir bilmiyorum. Risk aldım ve o kızın evine tam bir saat içerisinde bütün bavullarımı, her şeyimi toplayıp o kızın evine yerleştim. Sonrasında Isaac arkadaşımıza, işte projemin takım liderine de böyle bir selfie attım. Dedim ki ben işte bak kendi hostumu buldum. Ve bana şöyle bir ses kaydı attı. Beyza, you are a miracle. Yani dünyada ilk defa kendi hostunu bulan bir kişi olabilirsin diye. Gerçekten de hani Ukrayna'da Ekvadorlu bir kızı host olarak bulmak gerçekten çok farklı bir his. Böyle de güzel bir anım oldu. 4 hafta boyunca bu arkadaşımızın evinde kaldım. Böyle işte dediğim gibi ben sarma yapıyordum. İşte börekler yapıyordum. O bana işte kendi ülkesinin yemeklerini yapıyordu. Bir sürü de hatta fotoğrafım var. Böyle onların geleneksel kıyafetlerini giymiştim. İşte İspanyolca birkaç hola haricinde birkaç kelime öğrenmiştim. Fakat unuttum tabii. 2 ay oldu. Bu şekilde aslında güzel bir tecrübeydi. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Projem zaten bu şekilde aktı. 4. haftanın sonunda Global Village denen bir aktivite oldu. Global Village şöyle bir aktivite aslında. Projedeki katılımcıların aktif rol aldığı, böyle kendi kültürlerini gösterdikleri, kendi kültürel kıyafetlerini giydikleri, işte şarkılar söylenen, kendi ülkelerinden getirdikleri böyle geleneksel yemekleri sergiledikleri bir aktivite aslında. Benim projem çok kalabalık olduğu için birçok aslında gün konuldu Global Village'e. Nasıl oldu bu? Türkler için bir gün ayarlanmıştı, pazar günü. Ve benim ne yazık ki Türk arkadaşlarım Global Village'e çok fazla aktiflik gösteremediler, katılmadılar. Ben böyle aslında biraz daha yalnız kalmıştım bu şeyde. Ama dediğim gibi başka ülkelerin etkinliklerine çok katılma şansım olmuştu. Çünkü benim projemde çok fazla ülkeden insan vardı. Şeyi hatırlıyorum, Portekiz'den gelen arkadaşımızın geleneksel kıyafetlerini çekilip dans edip hatta şeye çıkmıştık, yani canlı yayına çıkmıştık, onu hatırlıyorum. Benim için çok güzel bir aslında opportunity'ydi bu. Çünkü ilk defa böyle Türkiye'yi gerçekten ulusal anlamda, uluslararası bir platformda temsil edebileceğim bir fırsattı benim için. İşte böyle bir mikrofon alıp festival de böyle, yani çok büyük bir festival. Finalista denen böyle kaç bin tane, 10.000 tane insanın geldiği bir festivaldi. Isaac'lar böyle bir şey aslında bulmuşlardı bizim için. Alan çok da güzeldi. Birçok Ukraynalı kişi ya da dünyanın farklı yerinden insanlar gelmişti bu festivale. Bana işte şeyi soruyorlardı. Atatürk kim? Mesela o zaman çok gururlanmıştım. İşte sarma ne demek? İşte kebap. İşte kebapla şavurma çok benziyor, biliyor musunuz? Şavurma da böyle döner gibi bir şey. Ama onlar işte bunu kebap olduğunu zannediyor vesaire. Böyle aslında küçük röportajlar yaparak geçirdiğimiz bir şeydi. En son böyle artık çok sıcaktı hava. O gün 33 derece falandı. Artık kafamıza güneş geçmişti dans etmekten. Ama hiçbir şekilde yılmadık çünkü gerçekten çok eğlenmiştik o gün. En son şeyi hatırlıyorum. Çin çayı deneyip affedersiniz ama kustuğumu hatırlıyorum. Çünkü o kadar şeyin altında, sıcağın altında artık başınız dönüyor ve siz deli gibi dans ediyorsunuz. Sırf işte halay çekiyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Horon tepiyorsunuz. Eğlenceliydi aslında. Ve bu hani Global Village'de çok fazla aktiflik gösterdikten sonra ben oradaki Isaac'ın yöneticileri, oranın pazarlama, Isaac Ternopil'deki pazarlama koordinatörü benimle bir aslında canlı yayına çıkma teklifi verdi. Böyle medyaya ulaşmışlardı aslında. Şöyle işte projede zaten biliyorsunuz, az önce de söyledim, 90 tane fazla insan vardı ve o kadar insanın arasından bu canlı yayın için seçilmiş olmak da güzel bir tecrübeydi aslında. Ve ben de daha önce hiç televizyona çıkmadım, yani ilk deneyimim olacaktı bu. Bir de bu işte Ukrayna'da olacaktı. Aslında ilgi çekici olan şey de bu. Evet, international anlamda ünlü olma yolunda ilerliyordum aslında. Böyle bir aslında sabah 7'de orada olmam gerektiği söyleniyordu. Benimle daha önceden bu yerin konumu paylaşılmıştı. Oraya gittim fakat bir türlü bu pazarlama direktörüne, koordinatörüne ulaşamıyorum. Çok heyecanlandım, artık böyle kıpkırmızı olmuşum. Tek başıma canlı yayına çıktım. İşte böyle Ukraynaca bana bazı sorular soruyorlardı. İşte Global Village'de en çok neyi beğendiniz? Ukrayna'daki hangi yemekleri denediniz? Denediğim yemeklerde çok fazla yemek kültürü yok açıkçası. Ne yazık ki Türk mutfağı gibi değil. Olup
tutsi denen bir yemekleri var. Böyle sarmaya benziyor bizim sarmamıza. Onun haricinde borş denen bir çorbası var. Çok meşhurdur zaten artık. Onun haricinde bir de varaniki denen bir şey var. Ben çakma mantı diyorum. Ne yazık ki böyle diyeceğim. Çünkü çok da fazla bir şey yoktu. Beni çok övdüler ama Global Village'te. Yedim de yani mantı değildi tabii ki. Bana işte bunları sordular ve ben tabii bu 6 hafta hosta kalınca böyle Ukraynalı bir arkadaşımız da kalıyordu bu hostun evinde. Ben artık borş çorbası pişirmeyi öğrenir hale gelmiştim. Bu bunu söylemiş. Mesela çok ilgi çekici olduğunu söylemişlerdi. Böyle güzel bir röportaj olmuştu aslında benim için de. Güzel bir deneyim olmuştu. Belki bir gün Ukrayna'ya giderseniz izleyebilirsiniz ya da görebilirsiniz bilmiyorum. Bir gün işte bu hostta kalıyorum dedim ya, birçok farklı insan da bu arkadaşımızın evinde kalıyordu. İşte Ukraynalı, Mısırlı, ben Ekvadorlu, bir de Portekizli bir arkadaşımız bir gün böyle Lviv'e gitmeye karar vermiştik aslında. Zaten projemin de son hafta sonuydu. O yüzden en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyordum. Öyle söyleyebilirim. Gece saat böyle 5 gibi tren biletini almıştık zaten. Trene bindik. Böyle Lviv'e geldik. Ne güzel böyle geziyoruz. Benim zaten sadece bir günüm hani Lviv'de geçebilirdi. Çünkü ertesi gün Ayze'nin düzenlediği closing partisine katılmam gerekiyordu. O yüzden aslında çok da fazla bulunamadım ama 1,5 gün gibi bir süre boyunca gezdik Lviv'de. Yani ne uyuduk ne başka bir şey, ne dinlendik. Deli gibi böyle gezdiğimiz bir zamanda. Lviv gerçekten harika bir şehir. Yani UNESCO tarafından da korunmaya alınmış güzel bir şehir. Yani çok tavsiye ediyorum. Gidebilenleriniz varsa muhakkak gitsinler. Çok kültürel bir şehir. Böyle ben tarihi ve yapıları karşısına şaşırmıştım bayağı. Güzel bir şehirdi. Ama gel görelim ki bir kötü şey oldu tabii ki orada. Ben bazı sağlık problemleri yaşadım. Böyle bağırsaklarımdan rahatsız olduğum bir dönemdi aslında, öyle söyleyeyim. O zaman o güne denk geldi. Ne şeyse kısmetse. Ve ben böyle o gün tam 17 kere lavaboya gidip gelerek Lviv maceramı atlatmış bulunmaktaydım. Ben böyle oturdum bir masaya, artık dedim ki yeter, ben artık buna son vermek istiyorum. Artık ben Çernobil'e dönmek istiyorum. Çünkü artık çok şey hissediyordum, kendimi yorgun. Ve bana dediler ki hayır gidemezsin, biz işte bunu önceden ayarladık. Yani ölsek de kalsak da bugünü bitireceğiz gibi. Sonra arkadaşım gidip bir eczaneden bana ilaç bulmuştu. Çok şükürler olsun ki iyileşmiştim ve hani gezimize devam etmiştik. O gün saat gece 2'de işte Çernobil'e geri dönmemiz gerekiyordu. Biletimizi aldık vesaire. Böyle artık gerçekten çok yorulmuştuk. Ben ayaklarımı hissetmiyordum. Gece saat 2. Arkadaşlarımız böyle içki falan içiyordu. Ben içmiyorum tabii ki ama onlardan böyle daha sarhoş hale gelmiştim. En son şeyi hatırlıyorum. Trene binmeden 5 dakika önce böyle deli gibi dans ettiğimizi hatırlıyorum. Böyle de güzel bir maceraydı. Şöyle Ukrayna'ya gidecek olan arkadaşlarımıza şunu tavsiye ederim. Muhakkak Ukrayna'nın küçük bir şehrinde projelerini gerçekleştirsinler. Çünkü birçok insan aslında Kiev, Lviv, Kharkiv gibi şehirlere başvuruyor ama gerçekten alabilecekleri öz tecrübe, ben işte Ternopil olur. Bazı küçük şehirler var. Yine Ivano-Frankivsk mesela. Buralardaki şubelerin de çok güzel olduğu bildirimini aldım. Bu şubelere gidilebilir. Yani küçük bir şehirde aslında daha büyük etki yaratılabilir. Sonuçta aslında sosyal sorumluluk projesine giderken hep şunu düşünmemiz lazım. Bizler aslında oraya turist olarak değil de gönüllüler olarak gidiyoruz. Yapacağımız etkiyi düşünmemiz lazım. Böyle olabilir. Onun haricinde Ukrayna biraz şey bir ülke. Yani insan dil açısından biraz daha böyle ne diyeyim, milliyetçi miler diyeyim bilmiyorum ama böyle kendi dillerini konuşmanızı istiyorlar. Mesela ben bir gün işte dedim ya, kendi hostumu bulmuştum. Hostelden ayrıldım vesaire. Hostelden ayrılırken bu Ekvadorlu arkadaşımla gittik. Hostelden bavulumu topladım. Çıkış yapacağım. Hostelde de bir tane daha Çinli arkadaşımla kalıyorum. Arkadaşım tabii şimdi Ukrayna'da okuduğu için Ukraynca az çok biliyor. Açıklıyor işte, biz hostelden ayrılıyoruz ama odada bir kişi daha var, gelecek vesaire diye. Tabii ki de bazı kopukluklar oldu. Arkadaşım çok da fazla iyi bilmiyordu Ukraynacayı. Burada bir problem oldu. İşte hostelin görevlisi, resepsiyonist kadın bağırmaya başladı birden bize. İşte siz nasıl gidersiniz? Hostelden çıkış yaparsınız. Nasıl işte dışarıdan insan gelecek? Anlamadım. Zaten iki kişisiniz diye. Ama o gelecek kişinin Çinli olduğunu bir türlü orada anlatamadık. Çünkü Ukraynca bilmiyoruz. Yani ben sadece bazı kelimeleri biliyorum. Onları da unutmuş olabilirim. Nedir onlar? Budlaska. Rica ederim demek. Diyakuyu. Teşekkürler. Menezvati Beyza. Benim adım Beyza. Başka bildiğim kelimeler. Yani şu an unuttum açıkçası. Oradaki problem şuydu. Ukraynaca bilmiyorduk ve Ukraynaca bilmediğimiz için bize kızıyorlardı. Yani sanki Ukrayna'ya gelen herkes Ukraynaca bilmek zorundaymış gibi. Biraz böyle şey kopukluk olmuştu. Öyle söyleyebilirim. Dil konusunda biraz daha şeyler böyle. Ukraynacayı çok seviyorlar. Çok konuşmanızı istiyorlar. Ve çok heyecanlanıyorlar size böyle Ukraynaca öğretecekleri zaman. Onun haricinde gerçekten çok sıcakkanlı insanlar. Ben şeyi çok tavsiye ediyorum. Böyle projeye giderse eğer bu kişiler videoyu izledikten sonra Ukrayna'ya gitmek isterlerse, Ukraynalı insanlarla gerçekten zaman geçirmeyi denesinler. Çünkü bu insanlar gerçekten çok açık fikirliler. Böyle aslında bazı stereotipler var. Ukraynalı insanlar soğuklar işte vesaire gibi. Aslında değiller, gerçekten böyle bir süre sonra aileniz haline geliyorlar. Çünkü ben oradaki Ukraynalı Isaac
yakın kişilerle çok zaman harcamıştım. Gerekse işte esnaflarla bile fotoğrafım var, Ukraynalı insanlarla. Çok böyle sevecen insanlar aslında. Aynı Türkler gibi, o yüzden bir fark yok. Şimdi artık şöyle, ben bu 6 haftanın sonucunda çok güzel bir deneyim elde ettiğimi söyleyebilirim. Gerek bazı zamanlar böyle ufak tefek sorunlar da yaşasam, bu proje gerçekten benim hayatımda çok büyük yeri olan, çok büyük etkisi olan bir proje. Çok büyük kazanımlar elde ettiğim, dünyanın birçok farklı ülkesinden arkadaşlar edindiğim, işte dediğim gibi bir projeydi. Gerek İngilizce geliştirme, farklı ülkelerden insanlar tanıma, kendinizi yeniden keşfetme. Çünkü aslında Isaac'in size sunmuş olduğu bir şey de kendinizi keşfederek liderliğinizi geliştirmek. Ben bunların hepsini gerçekten tecrübe ettiğime inanıyorum ve bir sonraki Global Volunteer tecrübemi böyle dört gözle bekliyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendine ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Evet, bana hep yoğurt. O yüzden ismim yoğurt. Adım Mini'ydi benim.